Merhabalar. For Honor Duello serisinde yeni bölümdeyiz. Valkyrie oynuyorum. Yani çok bilmediğim bir karakter. Hedefim 5'te 3 yapmak. Güzel. Valkyrie'yi değiştirdiler biraz. Yani eskiden daha iyiydi bana göre. Şu kalkanla olan atılmalarını daha seri yapabiliyordunuz. Şimdi bekliyor biraz. O kötü olmuş açıkçası. Bu da Valkyrie'nin sevdiğim execution'larından biri. Yani sırf bu şu execution için oynuyordum karakteri. Enteresan. Valkyrie Shinobi gibi sürekli yana doğru kaçılan karakterlere karşı biraz avantajlı olabiliyor. Öldüm. Çünkü ağır saldırısı Valkyrie'nin böyle döner gibi yaptığı için yana kaçıldığı zaman vuruyor yani. Bunu avantajımıza kullanmamız gerekiyor. Sinirimden gülüyorum abi. Peki. Bir şey demeyeceğim ya. Bir sonraki düelloya geçelim. Günün ikinci düellosundayız. Karşımda Lawbringer var. Güzel. Ah!
Wolverine'in şu saldırısı bayağı etkili bir saldırı. Büyük ihtimalle en büyük hasarını da o saldırıda veriyordur. Ya da üçüncü ağır saldırısını da veriyordur. ...24 vuruyormuş. O kadar da çok vurmuyormuş aslında. İptal eder diye düşünmüştüm. İptal etmedi. Güzel. Gördüğünüz gibi kenara kaçılmaya çalıştı ama Walker'e izin vermiyor. Güzel. Walker güçlü bir karakter ya. Yani zaten Vikinglerin çoğu karakteri normalden biraz daha güçlü bence. Yine mi? Farklı bir plan uygulamam lazım. İlginç. Günün üçüncü düellosundayız. Yani deminki düelloyu kazanabilirdim. Ama karakteri yeteri kadar bilmememden dolayı ve biraz da ezbere oynamamdan dolayı kaybettiğimi düşünüyorum. Orada saldırısını iptal edeceğini düşünmüştüm. O son ağır saldırısını iptal etmedi. Ama önümüzdeki düelloya odaklanmamın vakti geldi. Yani kaybetmek istemediğim bir düelloydu açıkçası. 5. round'a gitmişti. Ama yapacak bir şey yok. Arada oluyor böyle.
Peki. Yani bu execution yoruma gidiyor. Diğerlerine pek yakışmıyor yani. Güzel. Evet, bu da Volkan'ın zon atağıydı. İptal edebiliyorsunuz sanırım ikinci savurmayı. Yani rakipleri zor durumda bırakabilirsiniz böyle. Güzel. Ölsen şaşardım. Niye yani? Round 5. Sonraki düelloya geçelim. Bugün enteresan gerçekten. 3 düello, 3'ü de 5. round'a gitti. Hadi hayırlısı ne diyeyim. Bir önceki bölüm Warlord oynamıştık zaten, ne kadar güçlü bir karakter olduğunu biliyoruz. Göreceğiz tabi. Umarım kazanabilirim. Yeah.
güzel. Biraz odaklanınca iyi oluyor tabii. Yani bir önceki üçte öyle de biraz sinirim bozuldu. Özellikle Lowbringer. Ama oluyor böyle bazen ya, yapacak bir şey yok. Güzel. Warlord'u iyi izlemek lazım. Yani rakibi odaklanıp izlemeniz lazım nasıl hareket ettiğini. Çözerseniz sıkıntı olmuyor genelde. Tabii bu hala kazanacağım anlamına gelmiyor. Güzel. Bu sefer memnunum. Günün son düellosundayım. Karşımda bir kez daha Berserker var. Adını doğru söyleyemedim. Gel bakalım. Ben de beklemiyordum. Yani oradan vuracağını tahmin ettim. Tuttu sadece. Yalan söylemeyeceğim öyle refleksti falan diye. Güzel. Yani Valkyrie'nin güçlü yanları tabii ki de var. Benim karakteri oynamamamın sebebi başka yani. Eskiden daha iyiydi, oynuyordum yani arada. Şu kalkanla olayını değiştirdikten beri fazla oynamıyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Ne güzel. 5'te 4 yaptım bugün. Yani 5'te 3 demiştim ama 5'te 4 oldu. Sinirlendi galiba biraz. Bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi Valkyrie böyle bir karakter.
güçlü yanları var, zayıf yanları var. Dediğim gibi benim karakteri çok oynamamamın sebebi bu kalkanla atıldığı o saldırıyı değiştirmiş olmaları. Eskiden daha seriydi ve bence daha etkiliydi. Yani ben eskiden daha çok seviyordum Valkyrie'yi. Son zamanlarda çok oynamadım. Ama yine de fena iş çıkarmadığımı, yani fena bir iş çıkarmadım bence. İlk 3 düello 5. rounda gitse de özellikle Lawbringer'la olan düello hala nasıl yenemedim diye düşünüyorum yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Oluyor böyle şeyler. Dediğim gibi. Bir sonraki düelloda şaman oynayacağız. Şu oyunda oynamaktan gerçekten keyif aldığım, belki de en çok keyif aldığım karakter olabilir. Bayağı eğlenceli yani şamanla oynamak. Zaten şamanla birlikte de Vikingler bitiyor. Birazcık daha seri olmaya başlayacağım. Videolar belki her gün bir video gelebilir. Çünkü farklı içerikler sunmak istiyorum. Yani 2-2 yani Brawl düelloları var. Ya zaten Brawl olunca düello olmuyor da, yani bizden iki kişi, karşıda iki kişi olan dövüş şeyleri var. Sonra 4'e 4'ler var. Bridge'ler var işte. Sonra Dominion maçları falan filan. Bayağı şeyler var yani oynayabileceğim. Onların videoları falan gelecek bu düello serisi bittiği zaman. Tabi düello serisi gelmeye devam edecek. Ama artık karma olacak yani. Her gün yani her düelloda farklı bir karakter oynayacağım rastgele. O gün keyfim hangisini çatarsa. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Foreigner serisine gösterdiğiniz ilgiden dolayı da mutluyum açıkçası. Yani yorumlarınızı falan okuyorum hep. Yani yorum yapmanız, tabii ki de videoları izlemeniz, beğenmeniz beni de mutlu ediyor. Siz de keyif alıyorsanız abone olabilirsiniz tabii ki de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.